Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Elhamdülillah bugünlerimize. Evet, çatal kaşık sesleri geliyor. Çocuklar yemek yiyor. Hüseyin'le Ömer masada. Çocuklar evde, öyle söyleyeyim, tatil değil ama evdeler. Hüseyin'in işi falan yok. Evdeler ve kahvaltı yapıyorlar. Saat bir hayli geç oldu. Bir var. Bir var mı oğlum saat? Yok, bir yoktur ya. Hüseyin? Ömer? Hı? Saat kaç oğlum? Yarım saat sonra bir. Yarım saat. 12.30. 12.30. Hüseyin'in kulağında %100 kulaklık var. Duymuyor beni. Evet. Evet. Saat 12.30 ve yeni kahvaltı yapıyorlar. Sabah kalktım erkenden, buzluktan tavuk butları vesaire çıkardım. Onları güzel harmanladım, baharatladım. Patates de koydum yanına, fırına sürdüm. Şimdi çocuklar geç kalkıyor. Sizler artık öğrendiniz arkadaşlar bizleri. Çocuklar geç kalkıyor. Bir de kahvaltı, o saatte de kahvaltı yapmak istemiyorlar. Hani 12.1. Ben de hani onlar tavuğu seviyorlar fırında öyle kuru kuru sürmeyi, baharatlı bir şekilde öyle yapayım dedim. Yanına pilav yapacaktım, yapmadım. Daha doğrusu fırsat bırakmadılar. Yani hemen kalktılar, yemek de pişmişti, koyup yediler, yiyorlar yani. Kısacası öyle. Ben ne yaptım? Ben hiçbir şey yapmadım. İşte şuraları topladım. Sağ solu topladım. Yemek koydum ateşe. Biraz mutfağı topladım. Kuruyan çamaşırlar vardı. Onları katlamadım. Direkt bizim odaya götürdüm. Şu salonu bir toparlayayım dedim. Sonra katlarım diye düşündüm. Ufak ufak, acele etmeden, yavaş yavaş evlerimin işini yapmaya çalışıyorum. Acele etmiyorum dediğim gibi. Yapamadığım yerde de bırakıyorum arkadaşlar. Yani o kadar zorlamıyorum kendimi, gerek yok. Yapabildiğim kadar. Arkamızdan kovalayan yok. Artık bu hastalık olduğu için de evimize gelecek misafir de yok. Zaten gelecek misafir bizim temizliğimize değil de bizleri görmeye gelsinler derim ama artık o da yok artık. Hani gelen giden de yok artık. O yüzden iş yapmaya acele etmiyorum. Bir nevi öyle. Ben şeyi anlatayım ben size birazcık arkadaşlar, çünkü soranlarınız oluyor. Göz hakkında anlatayım birazcık. Benim gözüm esasında pazartesi günü randevu vermişlerdi bana gözüm için. İlaç almam mümkün değildi. Hani o verecekleri kontrastmital benim için yasaktı. Çünkü böbrek nakli olmuştum. Kontrastmitali neden verecekler? Sarı bir ilaç vereceklermiş. Damar yoluyla verecektiler. Ama o ilaç bize yasak böbrek nakli olduğumuz için. Ben de dedim ki ne, ben doktoruma sorayım. Böbrek doktoruma öyle verin dedim bana. Onlar da tamam dediler. O zaman randevu yapalım, yeni bir randevu. Pazartesi gel dediler. Ama tabii ki benim baş ağrım şiddetli olduğu için, çok olduğu için ben de pazartesini bekleyemedim ve dün neydi oğlum günlerden? Perşembe. Arkadaşlar videolarım günü gününe gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Perşembe günü ben sabah erkenden Hüseyin'le hastaneye gittim acil olarak. Ve dedim ki ne, randevumu öne almak istiyorum. Doktorumla görüşmek istiyorum. Benim diyaliz doktorum o sarı ilacı kullanmama izin verdi. Böbreklere hiçbir zararı olmuyormuş. Çok az dozda verdikleri için. O yüzden şimdi tedavi olmak istiyorum dedim. Tedavi dediğimde tamam dediler. İçeri aldılar beni, sağ olsunlar. Ve gittim, o sarı ilacı verdiler. O sarı ilaç da neymiş, kontrastmital. Damardan verdiler, elimin üstünden damar yolu açtılar ve röntgen film çektiler arkadaşlar, ki damarlar, gözdeki damarlar daha çok açılsın, net bir şekilde röntgen çekilsin diyeymiş. Yapıldı ama neticede ne oldu biliyor musunuz? Hiçbir şey olmadı ve doktor, oradaki hastanedeki doktor dedi ki ne, hiçbir şey göremiyorum dedi. Gözünün arkası o kadar bir kan dolu ki, yani dike bulut dedi, yani
Almanca'da dike bulut diyorlar. Türkçe'ye çevirdim mi kalın kan. Yani aşırı derecede kan doluymuş gözümün arkası. Nereden geldiğini bulamıyorlar. Evet, resim çekildi. Yani röntgen çekildi gözüm ama o röntgende hiçbir şey gözükmüyor ve her tarafı kanmış. Kanın nerede olduğu geldiği de bilinmiyor ve beni 4 hafta sonraya attı. Yani dedi ki 4 hafta sonra tekrardan bir randevu yap. Buraya gel, tekrar bakalım. Belki o 4 hafta süre zarfı içerisinde o kan oradan kendiliğinden gider, kurur vesaire. O damar yollarına bakarız ki kan nereden geliyor diye. Ben tabii ki korktum. Hani dedim bu kan acaba işte bilmiyorum arkadaşlar beyinden gelebilir mi? Bana bir zararı olur mu dedim. Doktor da dedi ki ne beyinden gelemez dedi gelmez dedi. Gözden gelen bir şey gözün arkasından geldi. Kılcal damar falan da demedi. Bilmiyorum yani o da bilemedi bir şey diyemedi. Şimdi ne desem yalan olur. Ben şey dedim hani benim arkadaşlarım söylüyor dedim. Şeker hastalarında veya yüksek tansiyonu olanlarda bu kılcal damar patlamaları falan oluyormuş gözde diye söyledim doktora ve doktorun dediği şekerimi ölçtü. Şekerim çok düşük. Maşallah diyeyim çok düşük şekerim arkadaşlar. Normalinde aşağısında yani. Sadece tansiyonum yüksek benim ama tansiyonumu da sizler de bana yorumlarda yazıyorsunuz. Tansiyonumu evet ölçüyorum, kontrol ediyorum. Benim tansiyonum zaten yüksek. Otomatikman böbrek nakli aldığım için aldığım ilaçlar, takılan böbrek otomatikman bizlerde tansiyon yüksekliği yapıyor. Çünkü bizler normal sağlıklı birey değiliz. Hani sağlıklı bir insan değiliz bizler. Ne kadar nakil de alsak birer engelliyiz. O yüzden tansiyonum yüksek. Ve ben ilaç kullanıyorum. Sabah 2, akşam 2 olmak üzere tansiyon ilaçlarımı düzenli aldığım için ilaçlarla dengede tutuyorum tansiyonumu. Yani tansiyonum da yok, şekerim de düşük. Bilmiyorum bu gözüm neden böyle oldu, bilemiyorum, bilmiyorum. Yani baş ağrım da şu an ara ara gelip gidiyor. Bir tane parasetamol alıyorum. Fazla almak da istemiyorum. Hani Türkiye'de Parol deniliyor. Burada parasetamol deniliyor. Ondan içiyorum bir tane. Çünkü o yasak değil bize. Öyle yani geçiştirmeye bakıyorum. Fazla takmamaya gayret gösteriyorum. Tabii ki böyle konuşunca, böyle bakınca gözümde arkadaşlar görüyorum resmen. Gözümde yani o karartı. Nasıl bir karartı? Böyle Türk kahvesi içeriz ya. Türk kahvesinin fincanın dibi kalır ya. Aynı o şekil, ince bir şekilde var. Çok kalın bir şu an şurada. Kalın bir şekilde hani tövbe yarabbim fal bakarlar ya. O şekil şekil almış gibi gözümde. Kahverengi her yer nokta nokta nokta. Ve yani şekilli. Doktorun demesi kan kurudu diyor. Bilmiyorum. Dediğim gibi bakalım. Hakkımda hayırlısı arkadaşlar. İnşallah kötü bir şey olmaz. Kötü bir şey çıkmaz. Bakalım Rabbim neylerse güzel eyler. İnşallah deyip 4 haftayı bekleyeceğim. İnşallah o 4 hafta beklediğim süre zarfı içerisinde de kötü bir şey olmaz. Bakalım belki daha önce de gidebilirim. Bilmiyorum. Esasında 4 hafta çok uzun bir süre bence. Bilmiyorum. Bakalım zaman neyi gösterecek. Onu da size söylemek istedim. Çünkü sizler de merak ediyorsunuz. Abla ne oldu, ne gitti, doktor ne söyledi diye. Bunu da açıklık getirmek istedim. Böyle yani. Arkadaşlar videolarımda yorumlar yapıyoruz. Yorumlarda arkadaşlarımızın yorumlarını beğenmeyi unutmayalım. Eğer bana destek olmak istiyorsanız oradaki yorumları beğenirseniz de bir faydası oluyormuş duyduğuma göre. Aslı var mı bilmiyorum. Bir de videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Böyle arkadaşlar şimdi ben çocukların yanlarına gideyim bir bakayım ne yapıyorlar. Şuradan gözüküyorlar ama şuradan. Şu an tam net de göremiyorum. Şu gözüm hasta olduğu için
Şu şöyle kapattım mı güzel görüyorum ama bu açtım mı bu gördüğüm gözümü de bozuyor. Yani tam net göremiyorum her yeri. Engelliyor. Neyse, hakkımızda hayırlısı olsun diyorum. Şimdi günlük vlogumuza devam edelim. Arkadaşlar bizler çocuklarla dışarı çıktık. Birazcık dolaşacağız, gezeceğiz. Evde yemek falan da yapmayacağım. Çünkü dediğim gibi tavuk falan sürmüştüm fırına. Biraz arabayla dolaşacağız. Ama baktım ki videolarımın arasında kayıtlı olan bir önceden çektiğim bir videom var benim. O videomu sizlerle şimdi paylaşmak istiyorum. Şimdiden sizlere iyi seyirler. Selamun aleyküm arkadaşlar. Emine'nin sayfasına hoş geldiniz. Neydi sayfası? Gurbette bir gelin. Emine ile bir gün ne yapıyoruz? Pizza yapıyoruz. Ve Emine hamurunu hazırladı. Ben de iç malzemeyi hazırlıyorum. Ne yaptım? 2 diş sarımsak. Soğan kesiyordum ince ince. Mozzarella peynirimiz. Sucuk. Mısır. Burada mozzarella peynirimiz. Domates, pastiriyet, ne oluyor Türkçe bilmiyorum. Soğanları devam keselim. İçine tatlı baharatlar gelecek. Kekik, tuz, karabiber haliyle. Ve ben bir de özellikle turşu biberi çok seviyorum içinde. Acı oluyor. Jalapenos. Paprika doğrayacağım. Çocukları yiyor, yemiyor bilmiyorum. Yemiyorlar daha doğrusu ama gene doğrayacağım içine. Gizliden deme Ömer. Sen çaktırma oğlum. Evet. Bir tane de paprika doğrayacağım içine. Ve Emine çazları hazırladığı zaman, içini ben hazırlıyorum. Hamurunu açtığı zaman diğer bir çekimi gösteririm size nasıl yapıyoruz, nasıl yerleştiriyoruz pizzayı. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Evet İbo, şimdi İbo. Aynen. Mısır, mantar. Hepsini bir kapa koydum. Karıştıracağım. Aslında teker teker üstüne koyduk da bu defa böyle olacak. Sarımsak. Soğanı da aslında teker teker üstüne diziyordum. Ya, Emine de dedi bu defa dedi. aynen karıştıralım bakalım nasıl aynen. olacak. Karıştıralım diyor ilk defa böyle deneyeceğiz. Üstüne diyor öyle koyalım. Tabi sucukla peyniri değil onu hamurun üstüne koyacağız. İçine soğanımızı da attık. Neler koyuyoruz? Çaktırmadan birazcık zeytinyağı. Birazcık nerede var? Tuz atıyorum azıcık. Bir kaşık fazla atmadım. Evet çünkü Peynir de tuzlu falan diye. yani aynen mısır konserve falan hep Hepsi tuzlu. az atıyorum. Şurada hamurumuza da bakalım. Sarı poşeti ilk defa görüyorum. Bir kilo undan yaptım ve güzel mayalandı. Hamurunu bana soruyorsunuz arkadaşlar. 1 kilo un, bir kuru maya, bir paket kuru maya, azıcık tuz yani yeteri kadar tuz, bir yemek kaşığı da sirke. Başka da bir şey koymadım. Bir de ıspanak vardı hatun. Evet, şöyle ıspanağımız da var. Birazcık da ıspanaklı İlknur ıspanak. Ay bıçak ne fena dik. İlknur ıspanaklı istedi. Birazcık da ıspanak koyarız. Ha, oraya koy. Benim bıçağım vardı İbo burada. bunlar zaten doğradım. Biraz daha şey yapacağım. Bıçağım vardı benim. Fazla değil. Bak vereyim mi onu bıçağı? Evet, buna koyacaksın ya. Yes. Al bakalım. Şu tabaklarımı uzun zamandır kullanmıyordum. Alacak mısın biraz? Biraz daha alacağım. Yeter. Biraz da ondan koyacağız. Bunu da onun üstüne koyarız ona. Yeter. Sucuk falan istemiyor Hükmet. Bilmiyorum kendim yapacağım dedi. Yapsın. Pizzasını kendisi yapacak. İçine ne istiyorsa koyar.
Onun hamurunu başka bir ayrı bir tepsiye yaparım. Aynen. Benim mutfakta olduğum belirsene, her yeri dağıttık. Ispanak bir şey yapamazsın. Yok canım, canın sağ olsun hocam. Ama ıspanak az değil mi? Yok bilmiyorum. Yok hani yok, yeter. Sönecek ama, biliyor musun? Üstüne dağıttık. Meter bundan da koyacaktı. İyi tamam. Yeter ona. Şu sucuğu falan karıştırmayalım mı? Aynen, sonra dön. Tabii. Peyniri en alta zaten koyacağız. Tamam. Sonra sucuk. Şöyle iyice toparlayayım. Hamurları alayım ben. Yumuşak bir hamur oldu. Evet, bıçak. Bismillah. Şöyle şunu ilk Nur'a ıspanaklı. Onun tepsisi biraz küçük ya İbo. Hı. Şunu da bizim kare tepsilere yapalım. Şöyle. Yarım kilo, bir kilo mu kullandın? Bir kilo. Yetiyor, bir kilodan üç tepsi çıkıyor. Evet. Değilsin. Aynen. Şimdi şunlar şurada kalsın. Hemen İknur'un hamurunu açalım. İknur'a başlayalım değil mi? Yapalım. Kesin öyle o. Dursun. Evet. Ispanak yeter mi la ona? Yeter herhalde. Ben dedim az o ıspanak ya. Olmasa biraz daha. Aynen, doğrarız ya. Önemli değil. Ispanak güzel. Aynen. Zaten. Şunu ben şimdi açayım. Sağ solu toparlayayım. Pizzalar bitti. Ama şey, boş kenarları atsana. Böyle paylaştırırım biraz sonra. Dankeschön Hatun. Gerne şimdi. Kırdıysan canı sağ olsun. Yok, kırılmadı. Sucuk koymadık. Hı-hı. Bak şu tarafta ıspanak yok. Orası kel gibi durdu bu. Tamam, oldu mu? Aynen. Kel gibi durdu orası. Sen ne yaptın İbo bugün? Ben ne yaptım? Temizlik imandan gelir dediler. Arabadan mı başladın? Arabadan başladım. Arabamı yıkadım bugün. Evet, bu soğuk havada. Ama kirliydi. Çok soğuk, Almanya'nın, Hamburg'un havasında gidip araba yıkadı. Yıkayanlar var mıydı tek sen? Ciddi mi? Vallahi. Ben bir de uzun yol gittik geldiğim için araba çok kirleniyor. 5 dakika bir tırın arkasına gidelim gelelim, bitti iş bizim araba. Evet, doğru söylüyorsun. Aynen. Evet. Burası bu kadar. Aynen. Bu da bunu aynen hazır ettik. Şurada da ilk Nur'un, evet. Dur hatunu. Buharlandı. Gözükmüyor, güzel gözükmüyor. Heh. Şurada da ilk Nur'un pizzası oluyor. Önce onu sürdük. Sonra bunu. Ömer acı yemiyor. Bu tarafını yapıyorum tek. Tamam, aynen öyle yap. Yemiyor çünkü çocuk. O yemediği için. Kaşar koyalım mı? Azıcık sucuklar kurumasın. Olur. Kaşarı da çok çıkarmışım. Olsun. Kaldırayım mı İbo ben bunu ya da? Kaldır, havaya geri koyalım. Daha atar mıyız? Sonra atar mıyız? Atacağız üzerine. Canım, o zaman kalsın. Biraz pitin atarız. İbo kaşar peynirini çok seviyor bakın. Dolduruyor üzerine. İyi. Tadını veriyor. Evet. Ellerim dondu kız. Evet, çok soğuk, buzluydu ya. Bak yine oraya gitti. İbo ben oraya attım. İyi yaptın.
Göz kaçırıyorsun. Oradan oraya, oradan oraya kaçırıyor. Çaktırma. Evet diva, çaktırmadan. Çaktırma. Bugün biraz geç mi kaldık? Esasında geç kalmadık. Yok, saat 6. Ya 6 oldu mu? Ya. Bayağı dolmuş bu. Şimdi orayı ben bir su daha sileyim. Sil. Aha, şurayı temizleyeyim. O sıra eski haline getirelim. Bu eski halinden eser kalmamış. Heh, şu ekmekler buranın da. Evet. Şurada da yaptığım pasta. Valla ben onu sonra yerim. Daha tadına, yani tadına bakmadık demeyelim de. Ben bakmadım. İbo yemedi daha, değil mi? Haberi sonra. Evet, bu pastamın videosu 4 sene sonra gelecek. Var arkadaşlar, kıyır kıyır elmalı pasta diye. İzlemeyenleriniz varsa tarifi videomda izleyebilirsiniz. Ya da isterseniz yorumlara beraber yiyebiliriz. Hayır, yorumlarda söyleyin, size link göndereyim. Videomu, hani pastanın tarifini isterseniz link gönderebilirim. Böyle. Tamam, burası. Bana bir çatal versene şuradan, bir bakayım alt tarafı nasıl pişti mi yandığına. Çatal mı? Ver oğlum. Ne yapacağız demek ki çatalları? Pişti mi? Oo, pişmedi. Pişiyor. Diyorum ya, bunun altı zor pişiyor İbo. Zor pişiyor, kalk. Anca pişecek. Bunun altı üstü bir pişecek. Bu tepsi böyle baksana oturmuyor bile. Zıngır zıngır sallanıyor. Oturuyor da yamuluyor sıcağı. Aynen. Doğru. Şimdi şu lavabomu da toparlayayım. Anam. Hadi kalk bakalım nerede. Yemeklerimizi yedik. Kalanlar bunlar. Bunlar kaldı arkadaşlar. Bunları şöyle paket yapacağım. Sesim de gidiyor. Şöyle çıkarayım. İlknur da bulaşıkları toparlıyor. Şu kısmını da örteyim. Şimdi birik gittikçe. Gerçi akşam yemeğini yedik de. Acıkan olursa buradan alıp verme. Pizza güzel oldu. Bir de bir sarabilse. Uçları sivri ya. Ben bunu bir de poşetlesem mi? Şöyle bir sofra bezine sarayım. Heh, kenarları kurumasın. So. Böyle. Şimdi gidelim bir çamaşır makinemize bakalım. Çamaşırlar yıkadı mı diye. Çamaşırları İlknur seriyor. Şimdi ben burada yoğurt mayalamıştım. Bir de evet, yoğurdum da oldu. İki tane mayaladım. Şöyle birini cam kavanoza yaptım. Güzel tuttu. Bu da tuttu ama biraz daha bekleteceğim. Biraz sallanıyor ama şey yapacağım. Kapaklarını açacağım. Bu şekil bırakacağım. Burada kendine gelsin. Çünkü tencereler sıcak. Böyle arkadaşlar. Benim videom buraya kadardı. Bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Videomu beğendiyseniz beğeni atmayı, bir de abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Bir başka videomda inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.